ziyaret sırasında Büyükşehir Belediye'mize armağan edilmiş. Biz de bunu bir nişane olmuş. Şu e, şey Kıyamet Kilisesi diye e, Hristiyanların e, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yer diye e, anlattıkları yerin maketi. Cami inşa edelim. Burası burada yaşayan insanların ibadetine açık olsun. Bu tarafı zannediyoruz. Evet. Fotoğrafta benim masamda o çekildiği günden itibaren duruyor. Hani bu Kudüs üç çocuğa, masum üç çocuğa bu kadar zalimce davranan birisinden... Tabii 7 Ekim'den itibaren dünya büyük bir imtihandan geçiyor. Adeta her gördüğümüz şey bir eskisini unutturacak kadar büyük bir acı yaşıyoruz. İsrail bir devlet soykırımı gerçekleştirerek Gazze'de yaşayan çoluk çocuk kadın demeden herkesi orantısız bir şekilde katlediyor. Dünya için artık bu bir sınava dönüştü. Devletler e, her ne kadar İsrail desteklediklerini söyleseler bile başta Amerika'da öğrenciler olmak üzere e, dünya üzerindeki bütün vicdan sahipleri buna karşı çıkıyorlar. İnşallah bir an önce bu soykırımın sona ermesini ve barışın oluşturulmasını amaçlıyoruz. İlk günden itibaren e, hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem bizler vatandaşımızın Türk milletinin de duygularına tercüman olacak şekilde bu konuyu hem gündemde tutmaya bulunduğumuz kurumlarda bununla ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyoruz hem Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla ilk gün itibariyle İsrail'in zulmünü kınadığımızı Gazze'de bir an önce barışın oluşturulmasıyla ilgili söylemlerde bulunduk. Ama asıl önemli gündemimiz Dünya Belediyeler Birliği'nde katıldığımız toplantılarda öncelikle İsrail'in yaptıklarını anlatmak, Gazze'de yaşananları anlatmak, yüzyıl boyunca İsrail'in bugüne kadar gelen zulmünü anlatmayı kendimize adamış durumdayız. Bulunduğumuz bütün toplantılarda Konya'daki Dünya Konseyi'nde son gittiğimiz Kostari'de, Kostarika'daki Yusyacı toplantılarında da bunu dile getiriyoruz. Tabi burada bir taraftan da e, özellikle ülkemizde bazı yöneticilerin Hamas'la ilgili söylediklerinin şaşkınlığını yaşıyoruz. İlk gün ifade ettik. Hamas bir terör örgütü değildir. Filistin'de e, kurtuluş mücadelesi veren kahramanlardan oluşan bir siyasi yapıdır. Bunu da bugün söylemeye devam ediyoruz. Aslında bunu söyleyerek İsrail'in yaptıklarını legalleştirmenin yolunun açıldığını görebiliyoruz. Aslında şöyle bir etraflarına baksalar, başta Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere tüm dünyada vicdan sahibi herkes İsrail İsrail'in yaptığı zulmü kınamakla meşgul ama maalesef içimizden bazıları Türk milletinin duygularına tercüman olmadan birilerine şirin görünmek adına Hamas'ı bir terör örgütü olarak nitelendiriliyor. Bununla kesinlikle karşı olduğumu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bulunduğumuz tüm yapılarda hem Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak hem Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olarak İsrail'in yaptıklarını anlatmaya devam edeceğiz. Şu anda barış görüşmeleri kesintisiz bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu zulmün bir an önce tamamlanmasını ve orada yaşayan kardeşlerimizin acısının bir an önce dinmesini temenni ediyoruz. Bir an önce 1967 sınırlarını esas alan iki devletli bir çözümü gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Bu konuda üstümüze düşeni yapmaya da devam edeceğiz inşallah. <laughs> Hem Türk Dünyası Belediyeler Birliği hem de UCLG'nin üyeleri Gazi'de bulunan belediyelerimiz de var. Geçmişten itibaren özellikle Gazi'de bulunan belediyelerimize kardeş şehirler bağlamında çeşitli desteklerde bulunmuştuk. Geçtiğimiz yıl özellikle İsrail'de İsrail güçleri tarafından yıkılan bir vatandaşımızın yıkılan bir Filistinli kardeşimizin evinin yapılmasıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak bir sorumluluk almıştık. Özellikle 7 Ekim olaylarından sonra bir fon oluşturmakla ilgili belediyeler olarak bir çalışmaya başladık. Şu an itibariyle 2 milyon dolarlık bir fon oluşturuldu. Bir taraftan da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak felaket dönemlerinde elde edildiğimiz tecrübeden kaynaklı olarak Konya'da Büyükşehir Belediyesi olarak Gazze'nin yeniden imarıyla ilgili bir çalışma ekibi oluşturduk. Özellikle uydu fotoğraflarından, eski imar planından, haritalarından, Gazze'nin yeni imar planına çalışıyoruz. Bu zulüm ilelebet sürmeyecek. Elbette bir gün mutlaka barış olacak ve Gazze'nin ayağa kaldırılması için tüm kurumların inisiyatif alması gerekiyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak hem Konya hem de Yüzyılcı teşkilat olarak bu sorunla hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnşallah bir an önce ateşkes sağlanıp biz de Gazze'nin ihyası ve inşası ile ilgili çalışmaları yapmaya devam ederiz. Tabi orada yaşanan acıları dindirmek mümkün değil ama bundan sonra yaşayacak insanların insani şartlarda yaşamalarını sağlamak, özgürlüklerini sağlamak için herkesin yapacağı mutlaka şeyler var. Devletler nezdinde yapılacaklar var. Belediyelerin altyapıyla ilgili ve ekonomik olarak sorumlulukları var. Biz de bununla ilgili bir çalışma ekibi oluşturarak şu anda çalışmaya başladık. İnşallah süreç imkan verir ve bir an önce buradaki sorunları çözmek için biz de inisiyatif alabiliriz.